Türk Polis Teşkilatı'nın 173. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de şehitlikte tören düzenlendi. Törene Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'la çok sayıda emniyet mensubu, öğrenci ve şehit aileleri katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehit mezarları başında dualar edildi. Allah'a çok şükür ki toprağı için, bayrağı için, dini için şehit olacak evlatlarımız var. Bu topraklar onun için vatan oldu. Bu nişaneler onun için bayrak oldu. İslam onun için yeryüzünde hakim oldu. Allah vatan için ölmeyi göze alabilecek evlatlarımızın sayısını daim etsin. Şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Bu uğurda gazi olanlarımıza bundan sonraki hayatlarında sağlıklı, sıhhatli, güzel bir ömür diliyorum. Teşkilat mensuplarıma ve teşkilatımızdan emekli olanlara da mutlu, huzurlu bir ömür aileleriyle birlikte temenni ediyorum. 11. Kalkınma Planı Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı Mersin'de gerçekleştirildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Akdeniz bölgesinde bulunan 7 ilden vali ve vali yardımcılarıyla davetlilerin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Elvan, 11. Kalkınma Planı'nın 2019-2023 yıllarını kapsayacak bir plan olduğunu söyledi. 11. Kalkınma Planı bizi 2023 yılına taşıyacak olan son planımız. O açıdan Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde bu planın biteceği bir yıl olacak. Bu açıdan biz bu planımızı çok önemsiyoruz. Ve bu planımızı, 11. Kalkınma Planı'nı geçmiş planlardan biraz daha farklı bir metodoloji ve yöntemle hazırlamaya çalışıyoruz. Türkiye özellikle 2013 yılından itibaren zaman zaman çok zorlu süreçler yaşadı. Özellikle büyümemizin, gelişmemizin önüne bazı setler çekilmeye çalıştık. Ama kararlı bir şekilde yürümeye, büyümeye, güçlenmeye devam ediyoruz. 2017 yılının genel bir değerlendirmesini yapacak olursam, rekor edilebilecek bir büyüme performansı gösterdik. %7.4'lük bir büyüme performansı gerçekleştirdik. İhracatta çift haneli büyümeyi sağladık. Kapasite kullanım oranlarımız oldukça yüksek bir seviyeye çıktı. %80'ler seviyesine çıktı. 2016 yılında yaşamış olduğumuz sıkıntılar turizm sektörümüzü önemli ölçüde etkilemiş idi. Turizm sektöründe ciddi bir canlanma başladı. Ve genel hatlarıyla bakacak olursak, 2017 yılı bizim açımızdan, ülkemiz açısından oldukça başarılı bir yıl oldu. Büyümenin kompozisyonuna baktığımızda oldukça kapsayıcı ve sağlıklı bir büyüme olduğunu görüyoruz. 2018 yılına geldiğimizde ise evet 2018 yılına iyi başladık. Ve 2018 yılı Ocak ayında sanayi sektöründeki endeksimiz %12 arttı. Çarklar yine dönmeye devam etti. Kapasite kullanım oranımız yüksekliğini muhafaza etti. Ve ilk 3 ayda ihracatımızda %9'luk bir artış gerçekleşti. Ve ilk kez 160 milyar doları geçerek ihracatımızda 160.4 milyar dolara ulaştık. Ve inşallah 2018 yılında da ihracatımızda rekor kırmaya devam edeceğiz. Özellikle dışarıdan ülke ekonomimizi kötü göstermeye çalışan, özellikle siyasi ve taraflı bazı yorumların yapıldığını görüyoruz.
Türkiye ekonomisi üzerinde kara bulutlar estirilmeye çalıştığını görüyoruz. Bunlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır. Biz, evet, fiyat istikrarını ve cari dengeyi gözeterek büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam edeceğiz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan başkanlık ve yönetim kurulu seçimini 64 oyla Ayhan Kızıltan ve yönetimi kazandı. İlk olarak seçimle meslek komite üyeleri ve meclis üyelerini belirleyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeni yönetim kurulunu belirlemek için seçime gidildi. Şerafettin Aşut'un aday olmadığı, Ayhan Kızıltan'la Hakan Kayacı'nın başkanlık için yarıştığı seçimde 99 meclis üyesi oy kullandı. Seçimler sonucunda 64 oy alan Ayhan Kızıltan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın 20. başkanı oldu. Rakibi Hakan Kayacı ise 30 oy aldı, 5 oy da geçersiz sayıldı. Ayhan Kızıltan'ın yönetiminde şu isimler yer aldı: Ali Fuat Budur, Hakan Sefa Çakır, Çetin Kanar, Yasemin Taş, Yalçın Darıcı, Nedim İkanç, Ahmet Belice, İsa Çani, Cem Bucuge, Hacı Halil Kürek. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı'na da iş adamı Hamit İzol seçildi. Önceki dönem Meclis Başkanı Mahmut Arslan'ın aday olmadığı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı için 4 isim yarıştı. Meclis üyelerinin oyuyla belirlenen seçimler sonucunda 38 oyla Hamit İzol, Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni Meclis Başkanı oldu. Diğer adaylar Ahmet Akın 7, Hüseyin Çalışkan 26, Serhat Dövenci ise 23 oy aldı. Mersin İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı ikinci toplantısı Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında toplandı. Toplantıya Vali Su'nun yanı sıra vali yardımcıları, kaymakamlar, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye başkanlıklarının temsilcileri, katılımcı, yatırımcı, kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda yapmış olduğu konuşmasında Mersin Valisi Ali İhsan Su, 2018 yılında Mersin'de 353 projenin yürütülmekte olduğunu, bu projelerin toplam tutarının yaklaşık 12 milyar 666 milyon Türk lirası olduğunu söyledi. Programda yer alan 353 projenin 23'ünün bitirildiğini ifade eden Vali Su, 228 projenin devam etmekte olduğunu, 62'sinin ise ihale aşamasında olduğunu ve 40 tanesinin ise hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan projeler için ilgililere teşekkür eden Vali Su, devam eden ve hayata geçirilmesi için ön çalışmaları süren projelerin de en kısa sürede hizmete sunulması için tüm yetkililer tarafından aralıksız projelerin takip edilmesinin gerektiğinin altını çizdi. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Su'nun yapmış olduğu konuşmanın ardından yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ve katılanların soru ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi. Mersin'in Mut ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi Göksu Irmağı'nda bulundu. Göksu mahallesindeki evinden 2 gün önce ayrılan 7 çocuk annesi 62 yaşındaki Elif Eşim'in akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Gece saatlerinde el feneriyle çevre taraması yapan jandarma ekipleri Eşim'i bulamayınca sabah saatlerinde arama çalışmalarına da devam etti. Arama sırasında Göksu Mahallesi çiftlik mevki sınırları içerisinde ırmak kenarında bir çift terlik ve bir adet gözlük tespit edildi. Eşyaların kayıp kişiye ait olduğunun öğrenilmesi üzerine baraj kapakları kapatılarak ırmak çevresinde akış yönü istikametinde arama faaliyetlerine yoğunluk verildi. Elif Eşim'in cansız bedeni Göksu Irmağı içerisinde çalılıklara takılmış halde bulundu. Eşimin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Eşimin ölüm nedeni üzerinde araştırma yapan jandarma, Elif Eşim'in yatak odasında yastığının altında "Ölümümden çocuklarım sorumlu değildir, böyle olması gerekiyordu" yazılı bir not buldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mersin'de ilk defa düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 1. Farkındalık Bocce Mersin İl Birinciliği Yenişehir Engelliler Gençlik Merkezi'nde başladı. Türkiye'nin ilk ve tek Engelliler Gençlik Merkezi'nde ilk defa düzenlenen 18 özel sporcu ve 6 bedensel engelliler takımından toplam 95 sporcunun katıldığı 1. Farkındalık Bocce Mersin İl Birinciliği müsabakaları Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş'in katılımıyla başladı. Evet, devam ediyor birazdan. Hala yaklaşamadılar çünkü. Sağ olsun kıymetli hocam, Bülent hocam ve ekibi gerçekten özveriyle bu programın hazırlanmasında, bu turnuvanın hazırlanmasında arkadaşlarımızla birlikte özveriyle çalıştılar. Siz kıymetli velilerimiz ve yavrularımız için başta bu imkanları sunan gerçekten engeller hususunda her zaman bizlere talimatlar veren ve hiçbir şekilde engelli yavrularımızın ihtiyaç ve isteklerini geri çevirmeyeceksiniz diyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye bu sosyal devlet anlayışında gerçekten çok ileri yol kat etti. Bunlar da en basit örneklerden biri de kıymetli çocuklarımızdan burada hoşça vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayacağız. İnşallah biz de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da daha bu tür faaliyetlerin artmasıyla, etkinliklerin artmasıyla da siz kıymetli yavrularımıza hizmet edeceğiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz siz kıymetli ve yavrularımızın hizmetkarlarıyız. Bu yolda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bizden talepleriniz olursa her zaman kapımız açık. Bu turnuvanın bir dostluk, kardeşlik, kaynaşma duygusuyla geçmesini temenni ediyor. Hepinize başarılar diliyor, saygılar sunuyorum. Güzel. Şimdi doktor göç bakımcılık